Welcome to the Seyfil ailesi arkadaşlar. Benim ismi Fula Seyfili ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok değişik bir yemek yiyeceğim. Gördüğünüz gibi burada çok güzel, sağlıklı bir bol yaptım. Bol arkadaşlar ne olduğunu hemen anlatayım. Bizim bu Hollanda'da pavuk bol ya da bu bol çok ünlü bir şey. Türkiye'de nasıl bilmiyorum hem proteinli hem sebzeli. Bu bollardan en sevdiğim şeyler tabii ki de renkler. Renkler gerçekten çok güzel. Ben de böyle güzel güzel renkleri seçtim. Türk şeysi katayım dedim. Ama gerçekten de çok esane duruyor. Bence lezzeti de çok güzeldir. Arkadaşlar bu tarifi izlemek istiyorsanız bakmaya devam edin. Möbben izlemek istiyorsanız saydırıp möbben izleyebilirsiniz. Kız sesim güzel geliyor mu böyle? Evet. Böyle bir tabak kullanacağız. Şöyle yarım soğanı doğruyorum. Ondan sonra şeri domatesleri doğruyorum. Şöyle ortadan kesiyorum. Bir çay kaşığı sumak ekliyorum. Bir çay kaşığı kurutulmuş maydanoz. Ondan sonra yarım limonu tümden sıkıyorum. Yarım limonu tümden ekliyorum. Kaşık yardımıyla şöyle hepsini alıyorum. Eşkil ekşil olsun. Şöyle harmanlıyorum ellerimle. Ondan sonra bir kısmına böyle salatamızı koyacağız. Her şey böyle güzel rengarenk olacak. Bol dedin öyle olur. <laughs> Ondan sonra zeytinyağı kullanıyorum. Çok hafif bir tatlı kaşığı biber salçası. Asla ve asla tuz eklemiyorum. Çünkü zaten biber salçasında tuz var. Bunu böyle iyicene kavuruyorum. Rengi çok güzel oldu. Aa şöyle çok güzel turuncu rengi oldu. Hemen yanına ekliyorum. 4 tane sivri biberim var. Bunu böyle güzel doğruyorum. Ondan sonra biberlerimi böyle nasıl söyleyeyim kavuruyorum böyle közlenmiş gibi olacak bakın görüyorsunuz közlenmiş gibi oldu güya evet bunu da böyle bir kısma ekledik ondan sonra bir avuç dereotum var ee, bir tane diş sarımsak ekliyorum ve bir iki üç yemek kaşığı yoğurt tuz ekledim ha, çok güzel oldu. Ay şu güzelim sosuma bakın. İsterseniz sos deyin, isterseniz salata deyin. Şu güzel yaptığım sağlıklı boğula bakın. Bunu kim yemez? Şöyle güzel e, Turkish style boğulumdan tadına bakacağım nihayet. Ah, gerçekten güzel gözüküyor. Bu arada arkadaşlar çekimi biraz daha yüksekte yapıyorum. Böyle mi daha iyi yoksa öbürkü mi daha iyi? Öbürkü daha çok alttan. Bu biraz biraz üstten yakın şey yapmaya çalıştım. Çünkü yemekle yakından görmek daha güzel oluyor. Ama şimdi böyle kase şeklinde olduğu zaman içindekiler gözükmüyor. O yüzden biraz daha yüksekten yapın. Yorumlara yazın lütfen. Hangisi daha iyi? Böyle alttan mı yoksa böyle üstten çekin mi? Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bir başlayayım artık. Ay. Böyle nohutlu ve yoğurt karışımı güzel oluyor diyorlar. Bakalım bir nasıl. Hmm. Hı. Hmm. 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 Etli bir şey yapma, yapmadım bu sefer. Çünkü sürekli et yiyoruz arkadaşlar. Ben haftada bir iki kere böyle figin olması gerekiyor. Şöyle salatanın tadına da bakayım. Soğanlı. Çok severim. Bu o kadar sağlıklı ki arkadaşlar nohutun e, lif e, şeysi çok yüksek olur. Hmm. Arkadaşlar bu var ya çok güzel bir şey olmuş. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim. Ne an söyleyeyim? Hmm. En güzel biberle bu karışımı ne? Vallahi hani biber kızartarız ya. Sabahları bol yağlı. Onun gibi bir şey olmuş. Böyle kızartma üstüne sarımsaklı yoğurt. Hmm. Hmm. Ay. Bir açtım arkadaşlar, bir açtım. Vallahi uzun zamandır ben çekmiyorum. Mukbey çekmeyi çok özledim. Biliyorsunuz mukbey çekmeyi çok severim. bir türlü vakit bulamadım. Hmm. Nohut efsane olmuş. Çok basit. Çok baharat yok. ben seviyorum. Gerçekten de yoğurtla nohut çok güzel gidiyor. Bakın açtım. Şöyle bir şey diyeceğim. Ben dediğim gibi bazen vegan yemeği çok seviyorum. Galiba Türkçesi vegan oluyor. Ben vegan diyorum. Ve vegan'da mesela tavuk bölgelerini tadı almak için her zaman nohut kullandılar. Aklım şeye gitti, sanki burada tavuk yiyormuşum gibi. Şu salça, biber salçasını da attıktan sonra o tat geldi aklıma. Ben onu da çok güzel yapıyorum. Yani aslında bir gün yapmak lazım. Çünkü e, nohutun e, lif oranı çok yüksek olduğunu biliyorum. E, lif de galiba, yani holancası feyzos oluyor. Yani çok sağlıklı nohut. Ve bak çok çabuk tok tutuyor. Mesela nohutun yerine şu anda tavuk olsaydı ya da kıyma olsaydı daha çok yerdim. Şimdi ara sıra ara verip devam edeceğim. Biberle yoğurtun karışımı da çok sevdim ve burada yarım limon var. Bayağı bir limon kattım gördüğünüz gibi. Ve bu çok güzel böyle bir fresh bir tat veriyor. Çok güzel olmuş. Bu uyumu çok beğendim. İlk defa yapıyorum dediğim gibi. Yani güzel de olmayan da bilirdi yani. Salata da ayrı güzel olmuş. Hmm. Zaten sumafon falan severim ben, hassasıyım. Çok güzel. İlk yaptığım Türk usulü boğulumu beğendim. 7 numara veriyorum çünkü daha güzel boğullar yapabilirim, biliyorum. Hı -hı. Bunu isterseniz öğle yemeği olarak yiyin. İsterseniz sabah kahvaltıda yiyin. İsterseniz akşam yemeği. Ben şu anda akşam yemeği olarak yiyorum. Saat oldu galiba 7. Valla oraya koşur, buraya koşur. Koşturma alıcı gidiyor. Ee... Ya spora da tabii ki de devam edeceğiz. Şu, şu anda Sercan çok çalışıyor. Ee, üç gün arka arkaya gececi. Ee, arkadaşımla aramış bu arada hiç arayamadım. Sürekli işte o sabah geldiğinde hem alışverişimi yapmış olduğum hem işte birkaç tane işlemimizi yap, yapmışlığımız oldu. Ee, o yüzden yani baya koşturmalı geçiyor ve bu akşam saatine doğru e, şey yapıyorum işte e, tariftir video çekmek odur budur YouTube için. Ondan sonra yarınki vlogumu da inşallah düzenleyeceğim. Öyle. Şu dere otlu yoğurtlu salatayı seviyorum. İçinde yani şey olsun, Kabak kızartması olsun ya da içinde salatalık olsun, cacık gibi. Çok severim. Yani şu dereotun tadı, şu yoğurtla karışıma bayılıyorum. Hımm. Hmm. Bayağı iyi yiyorum, gördüğünüz gibi. Hı -hı. Daha yeni vlogumu online koydum. Bu arada bayram videosu çok güzel izlenilmiş. Bazı yaptığımız vloglar çok güzel, çok yüksek izleniliyor. Bu arada birkaç tane yorum geldiğini gördüm ama tam ne yazdığınızı görmedim. Şöyle birkaç tane de yorum e, okuyayım diyorum. Öbür telefonumu alıp yorum okuyalım. Saat 7'ye geliyor dedi, demiştim, saat 8'e geliyor. Oh, şiştim, şiştim. İşte bol, e, sağlıklı bollarda böyle şişiyorsun ama böyle kötü şeklinde değil. Tabii ki de böyle sağlıklı ve yağ oranı az olduğu için ya kendini iyi hissediyorsun ya. Şöyle bakalım mı? Ee, bu vlog'da spor zamanı olan vlog'um. Ee, sağlıklı yaşam ve spora başladık. O videoya geliyorum. Ve 5 tane yorum gelmiş. Galiba 3 saat olacak. Evet tam da 3 saat önce bu videoyu paylaşmışım. Daha çok yorum gelir. User SO5 yazmış ki süper ikili gelmiş. Hoş gelmiş. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam bu isimli olan şey hastaneye gitmiştiniz galiba. Galiba sizsiniz. Şimdilik yanlış da söyleyebilirim. ...çok geçmiş olsun. İnşallah, umarım kötü bir şey yoktur. Mismini her zaman her zaman kalp yollar. Teşekkür ederiz. User SO5 yine yazmış ki... ...iyi oldu YouTube'dan. Daha çok uğraşman yakışıyor sana video çekmek. İnşallah daha güzel yerlere gelirsin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de yani bu... ...küçüklüğümden olan bir şey arkadaşlar. Ben küçüklüğümden beri zaten böyle meşhur olmak isterdim. Ondan sonra sanatçı olmak isterdim. Öyle yani daha uzun eden insanlar zaten bilir. Ee, ve e, ya bu tam bellik bir şey yani. Sercan olsun olmasın. Aslında Sercan bu hiç Sercanlık değil. Ama tabii ki de insanlar böyle yorum yazdığı zaman bir cana yakınlık hissediyoruz. O da yani benim gibi yemek yemeyi seviyor ama daha çok benim için yapıyor. Ama şu son bir buçuk senedir o da yani bayağı keyifli şey yapıyor. İlk başlarda da tabii ki de keyifliydi ama insan şimdi kameracı olmadığın zaman insan biraz çekinme değildi ama yine de böyle birkaç adım geri atıyor. Ama yani Sercan'ı gerçekten çok seviyor artık. Şafak arkadaşım yazmış ki wow harikasınız yine Fundam süzülmüşsün resmen gerçekten Ay iltifat etmeyi de nasıl iyi bilir. Love you babe love you too arkadaşlar Şafak bu arada benim arkadaşım. Ve e, süzülmüşsün diyor da. Ooh, şu 80'e inşallah inerim arkadaşlar. Ay ne kadar mutlu olurum size anlatamam. Bugün mesela e, bir tane ekmek yedim. Bu ekmek arkadaşlar yemek zorundaydım. Çünkü dün Sercan ekmek almış. E, ekmekli yumurtalı e, yiyelim diye. Böyle kahvaltı ya da bir e, ara öğün olarak bir mükemmel çekinelim demiştik. Sercan işleri uzun sürdü. Neyse. İşte ekmeği almıştı. Ben de üstünü iyice kapattım hani kupkuru olmasın diye. Sonra sabah bir kalktım. Enerjimi içtim. Ee, enerji, enerji drank değil yani. Kollagen olan vitaminimi içtim. Enerji diyorum. Ee, vitamin içtim. O vitamin içtikten sonra zaten bir tokluk hissediyorsun. Ondan sonra e, böyle bir iki saat sonra gerçekten yemek y e, yiyebiliyorum. Çünkü onun içinde biraz bir şeker olduğu için ya da ne bileyim bayağı kalın bir içecek gibi sulu değil de bayağı böyle katı bir şey. ondan sonra hemen yemek yemiyorum. Böyle bir saat aradan şey geçmesi lazım. ondan sonra işte alışverişimizi falan yaptık. Sonra geldiğimde ekmek yedim. Bir tane yumurtalı yumurt, bir tane yumurtalı ekmek yedim. Zaten yarınki vlog'umda göreceksiniz. Bu yarın gelecek. Ekinin sonra da şey gelecek. yeni vlog'um. Ve şunu anladım. Yani ekmek şöyleydi. Ben yani hatırlamıyorum. Böyle bir ekmek bugüne kadar yediğimi. Bak onca tost mükmeni çektik. Hani o kadar oranda bir şekilde ekmek yediğimi düşünmüyorum. Size gerçekten çok yediğim ya yani yemiş olmam gelebilir. Bazı yani çoğu insanlar midem da bana bakıyorlar şaşırıyorlar. Ama ben gerçekten vücudumu kendim daha iyi biliyorum. Ve sizlere yani sizlere karşı ben çektiğimde ben bir kahveyle duruyordum. Bak bir kahve içtim. Ekmek yedim bir haşlanmış yumurtayla. Ve bir haşlanmış yumurta yeseydi ben eskiden yani akşam yemeği yemezdim. O yüzden yani mide büyümeye başlıyor. Yani 41 kiloyu güzel verdim ama o 41 kilodan sonra Ay çok zor ya. Ben size anlatamam. Ben böyle 70 olurum diye zannediyordum ama 70 de eğer olmuş olsaydım toplamda 50 kilo vermiş olurdum. Zaten şöyle çevremde baktığım zaman 40-45 kilo veriyorlar. Bazıları 30 kilodan aşağı inmiyorlar. Bana Instagram'da yazdılar. Şaşırdım. Bir de benden daha az yiyorlar. Ay çok konuştum yine. E, Flower Power e, yazmış ki Funda ev vlogu yapabilir misin? Çok merak ediyorum. Ay evimi hiç görmeyin. Evin tarzını çok beğeniyorum çünkü bize de fikir olur. Yok gerçekten evimi bir gün size göstermek isterim. Hatta evim de daha güzel oldu. Şart köşem var. Masayı bu tarafa aldık. Bir yorum sizler için. Belki güzel bir görüntü olmaz çünkü şu anda perdeyi falan görüyorsunuz. Aslında biraz daha o tarafa çekmem lazım. Onun tümden beyaz görünüyordu. evim çok güzel oldu. Fakat şu anda bir sürü eşyalar var. Gerçekten zor yürüyorum. Bugün hatta süpürdüm Sandilleri falan süpürdüm. Benim balım maşallah burada yayılmayı sevdiği için. Ee, ya kuz kocaman bir iki üç dört beş tane kutu var. Bagiram Annem. yeni bir e, lazer yatağı aldım. Çok kalın çok güzel maşallah. Bunlar var ya keyif yapmayı biliyorlar. Oraya ikisi de bir güzel yattılar. Yumuşacık kalın. E, pahalıya aldım. Müşteriler güzel yatsın diye şey yaptım. Kaliteli bir e, lazer yatağı aldım. Bagira. Ay yemek yiyor açmış. arkadaşlar şöyle bir tane daha kaşık almak istiyorum. Bakın ne kadar doydum. Şu anda yani koskocaman bir but olsaydı ve yanında al ay, alpa diyecektim. Arpa şehriyeli pilav olsaydı. Hepsini yerdim. Ay gün hepsini yerdim. Balum da gelmiş. Balum. Annem. Ay. Ağzını yalıyor yalıya geliyor. Ay kızlar şöyle bir tane daha şey alayım dedim. Ay zannetmeyin ki beğenmedim. Çok beğendim. Tekrardan yani yine yaparım. Ama yani nohut o kadar şişiriyor ki. Gel annem. Gel. 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 Bazen dinler, bazen de dinlemez. Ben de anlamıyorum. Madem sen geldin, seni şöyle kameraya bir gösterelim mi ya? Şişikliğimi, annem, ay, bacağımı şöyle yapmam lazım. O kadar ağır çünkü. Balon da balon. Aman. Bazen yaramaz, bazen söz dinle, değil mi balon? Değil mi annem? Ay arkadaşlar balu o kadar yapışıyor ki bana. Siz anlat tamam. Yastığıma resme yayılıyor. Ay gerçekten bak bunun kafası burada benim kafam burada. Böyle yatıyoruz resme. Çünkü balu beni çok sever. Ben siz yapamaz benim balu. Bugün de onların e, şeylerini taradım. Tüylerini taradım. Baya bir tüy çıktı. Bak hayla da çıkıyor. Hmm. Sonra sana yemek atayım. Şu patillere bak şu patillere. Valla insanın eli gibi koskocaman. Ay ben bununla bazen oynuyorum arkadaşlar. Bununla, bu baloya dikkat etmeniz lazım. Var şu tırnaklara var ya şu tırnakları. Bana hiç şey tırnaklamaz, hiçbir şey yapmaz ama balonun eli çok ağır. Annem sen de aynı mi uyanın annem? Şunu zannedecekler ki her zaman benim yanıma böyle geliyorsun. Bana sarılıyorsun. Ama bazen hiç de öyle değilsin. Yaramazsın. Yaramaz, 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 yaramaz. Şöyle küçük duruyor. Dur ben size göstereyim. Acayip büyüdü. Bakın arkadaşlar. Of. Şu göbeğe bakın şu göbeğe. Oh. Babam diyor ki aslana benziyor. Beni ayıcıya ayıcığa diyor. Ay bunun sesi resmi kız gibi arkadaşlar. Kız gibi kız kız. Bik, 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 bik. Hadi, git. Ay tuttuğuma binlerce pişman oldum. Tam da siyah giyinmiştim. Duydum. Şuna bakın. Ben her şeyi tarttım bu arada. Her şeyi tarttım, biberi tarttım. Ee, bu domatesi tarttım. Soğanlarımı tarttım, soğanı bile tarttım yani. Ee, böyle bir app'im var. Ee, orada gösteririm. Şöyle bir tane daha alayım ya. Ay ben bunun üstüne su içeceğim. Ondan sonra şişlik hissedeceğim. Ben zaten Yoğurdu salçayla karıştır, mükemmel bir lezzet. Mantığı mantık gibi oluyor böyle. Tamam, korkuyorum. 700 mili, 800 müydü? 700-800'den daha çok kalori yemek istemiyorum. Bakacağım. Böyle. Bugünkü yediklerimin hepsini yazacağım. Tarttım zaten biliyorum kafamda. Yani limona kadar gramına baktım. Limon 50 gram geldi. Allahım. Bakalım bir ıı, kaç koleri yedim. Arkadaşlar daha çok inşaat spor videosu gelecek. Sağlıklı yemekler gelecek. Tabii ki de haftada bir kere çok güzel bir yemek yapacağım tarifle birlikte. O yüzden zannetmeyin ki ay artık güzel mükmen gelmiyor, şu gelmiyor. Yani bu da güzel. Vallahi bunu yapın. Mantı gibi vallahi. Arkadaşlar lütfen bu videoya like, abone ve yorum yazmayı unutmayınız. Ve bir sonraki videoda görüşürüz.